Hiç bitirmesi mümkün olmayan bir oyun oynadınız mı? Üst üste denemeler yapıp, hayat üstüne hayat harcayıp, yine de elinize bir şey geçmediği oldu mu? Neyse ki artık bunları internetten izleyip geçebiliyoruz. Ya da oyunu tamamıyla unutup, birinin bütün level'ları geçişini izleyebiliyoruz. Ama internetten önce böyle bir şey hayal etmek bile mümkün değildi. Oyunun nasıl bittiğini öğrenmek için bununla kendiniz baş etmeliydiniz. Ama internet bazı insanlar için yardımcı olamıyor ve çoğu oyunun sonu gizem olarak kalıyor. Biz de bu duruma bugün son vereceğiz. Haydi halledelim. Flappy Bird. Bu basit oyun Vietnamlı programcı ve tasarımcı Dong Nguyen tarafından yapılmıştır. Tüm dünyayı birkaç hafta içinde deliye döndürmüştü. Raporlara göre Flappy Bird oyununu icat etmesi sadece birkaç gününü almış. Bu arada orijinal adı Flap Flap'tır. Ama çoktan Play Store'da bu isimde bir oyun olduğu için Flappy Bird adını bulmaya karar vermiştir. 24 Mayıs 2013 yılında yapılmış olmasına rağmen Ocak ayında Play Store'da ortaya çıkmıştır. Hiç kimsenin bu oyundan haberi bile yoktu ama bir anda zirveye ulaşmıştır. Sosyal medyadaki herkes bunun hakkında konuşmaya başladı. Kullanıcıları çok kez öfkelerini dile getirmişlerdir. Çünkü Flappy Bird'ü bitirmek neredeyse imkansızdı. Hatta kullanıcılarından biri sadece 5 puana ulaşabilmek için yarım saat harcadığını söylemiştir. Genel düşünce, genellikle bu oyundan nefret ediyorum ama oynamadan da duramıyorumdu. Flappy Bird'ü bitirmek neredeyse imkansız. Çünkü kimse de bu oyunu bitirmeye yetecek kadar sinir hücresi yoktu. Yine de birçok insan oyunu bitirmeye çalıştı. Görünen o ki birisi bunu başarmış. Açıkçası oyun nasıl başladıysa öyle bitiyordu. Oyunu oynayan herkesin sinirini bozmaya başlamıştı. Oyun sonunda 999 puana ulaşınca Kuş Mario ile buluşuyor ve oyun basitçe bitiyor. Oyuncuların hayal kırıklığını bir düşünsenize. Pac-Man. Klasik video oyunları deyince en önemli olanlarından biri Pac-Man akıllara geliyor. Namco adındaki bir Japon şirket tarafından yapılmış bir Atari oyunudur ve 1980'de yayımlanmıştır. Pac-Man, baş karakteri kovalayan hayaletlerden kaçmaya çalışarak labirentteki bütün noktaları yemeye çalıştığınız bir çeşit oyundur. Her bir hayaletin kendine has karakter özelliği vardır. İlk başlarda Pac-Man'den daha yavaş olsalar da 21. seviyeden sonra ondan daha hızlı hale gelerek oyunu daha da zorlaştırıyor. Peki kazanmak mümkün mü? En inatçı oyuncular bile bunun sonucuna ulaşamamıştır. Yapımcılara göre Pac-Man'in bir sonu yoktur çünkü oyunun karmaşıklığı sizin daha da ileri gitmenize olanak vermiyor. Ama oyunun popülerliğini küçümsemiş gibiler. Çünkü birçok oyuncu 255. seviyeyi geçmeyi başardı ki bu da neredeyse 3-4 saatlerini almış. Pac-Man oyunun fanlarından biri olan Billy Mitchell 1999 yılında 3.333.360 skoruna ulaşmayı başardı ve tarihe geçti. Peki seviye 255'ten sonra ne oluyor? 256. seviyede labirentin sol yarısı doğru bir şekilde görüldü ve diğer sağ tarafı ise rastgele renklenmiş sayılar, semboller ve yazılardan oluşuyordu. Diğer bir deyişle tamamıyla bir karmaşık. Yine de bu seviyeye geçmenin başka bir yolda bulunmakta. Oyun seviye 1'den devam ediyor ama hayaletler en yüksek hızına ulaşıyor. Bu seviyeyi de bitirmeyi başarırsanız hiçbir şey olmuyor. Sadece ana ekrandan atılıyor ve yeniden başlıyorsunuz. Bu düşünebileceğiniz en hayal kırıcı oyun sonu olabilir. Battletoads. Battletoads, 8000 çağının en zor video oyunlarından biri olarak bilinir. Aşılması en zor oyunlardandı ve belki de oyuncular oyun kollarını bunun yüzünden kırmıştır. Oyun ilk başta yetişkin ninja kaplumbağalarla yarışmak için yapıldı. Ama sonrasında tamamen bağımsız bir sanat eserine dönüştü. 90'larda Battletoads'larla yarışmak tamamen zorlayıcı bir kahraman ilan edilmişti. Hatta ciddi oyun yapımcıları bile bu oyunun zorluğundan dolayı eleştirmişlerdi. Ve bazı oyuncular bunu oynamanın tam bir acımasızlık olduğunu düşünüyordu. Oyunun zorluk derecesi de negatif tepkilere neden oldu. Oyundaki bazı patronları yok edip içlerine girmek oldukça kolaydı. Ama yine de oyun zamanla bir efsane haline geldi. Peki bu inatçı oyuncuları oyunun sonunda ne bekliyordu?
Sondaki patron kahramanları karanlık bir kulenin üstünde bekliyor. Kara bir kraliçe ve onu yenmek oldukça muhteşem bir durum. Ama bu oyunun sonu değil tabii ki. Kraliçe yenildikten sonra dönerek boşluğa uçuyor. Prensesi ve Angelina'yı kurtardıktan sonra dördü de uzay gemisine dönüyor. Ve oyun böylelikle bitmiş oluyor. Böylelikle videomuzun sonuna geldik. Videomuzu beğenerek ve kanala abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.